dayanışması, Gezi onurumuzdur. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi davası tutuklularına ilişkin verdiği kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen Taksim Dayanışma Bileşenleri Platformu, kararla topluma gözdağı verilmeye çalışıldığını söyleyerek, mücadele vurgusu yaptı. Taksim Dayanışması, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi tutsakları Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özer'den, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'nın cezalarının onamasına karşı TMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Türk Tabipler Birliği adına konuşan Ali Çerkezoğlu, ortada bir suç yoktur, demokratik bir refleks vardır. Kaldı ki yaralanan insanlar polis şiddetiyle yaralanmıştır, ölen kardeşlerimiz polis fişekleriyle, kurşunlarıyla öldürülmüştür. Gezi biber gazından boğulan bir toplumun nefes alma çığlığıdır. Umuyoruz ki bu ülkenin demokratik geleceği bu işte baskın çıkacak, dedi. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Pınar Giritlioğlu, kentlere, doğamıza sahip çıkma adına mesleklerinin gereğini yerine getiren arkadaşlarımızın hala içeride olması kabul edilemez bir durumdur. Bu karar kimseyi sevindirmesin çünkü biz aynı umutla, aynı ilkelerle kentlerimizi, doğamızı, ormanlarımızı, su havzalarımızı, meydanlarımızı korumaya devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Aslanoğlu, Türkiye'nin 79 ilinde söyleyecek sözü olan herkese önderlik edenlere kesilen bu cezayı DİSK adına reddediyoruz. Yapılan Türkiye'de muhalefet çevrelerine, susun, yerinize oturun, şeklinde bir parmak sallamadan ibarettir. Asla böyle bir şeyi kabul etmeyeceğiz. Asla bu yoldan dönmeyeceğiz, yılmayacağız, diye konuştu. Basın açıklamasını Taksim Dayanışması adına Arif Burak Atlar okudu. Açıklanan kararın bağımsız yargının siyasi talimatlara teslim edildiğinin kamuoyuna beyan edilmesi olduğunu ifade eden Atlar, toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtılmak, karalanmak isteniyor. O mesnetsiz iddianameleri, o sipariş kurguları kabul eden yargı bize diyor ki, bizim hukuk ile bir işimiz yok. Diyorlar ki, biz sarayın yargısıyız, hukuku tanımıyoruz, ifadelerini kullandı. Suçsuzluğumuza, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün itibariyle tam 529 gündür özgürlükleri gasp eden arkadaşlarımız, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özer'den ve Çiğdem Mater hakkında 18 yıl ağır hapis cezalarıyla birlikte, neredeyse 6 yıldır rehin olarak tecrit halinde tutulan Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasını kesinleştirmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin açıkladığı bu kararı ancak hukukla hiçbir bağ kurulmadığının vesikası olabilir. Bu karar, bağımsız yargının siyasi talimatlara teslim edildiğinin kamuoyuna beyan edilmesidir. 100. yılını geride bırakmak üzere olan bir hukuk devleti için tarih boyunca uğrunda sayısız bedellerin ödendiği demokrasi için kapkara bir leke, koskoca bir utançtır. Gezi davası kararı ile toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtılmak, karalanmak istemiyorum. Bu kararla siyasi iktidarla aynı fikirde olmayan toplumsal muhalefet odaklarına hak ve adalet temelli faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarına bilimsel gerçeklerin ışığında kentleri ve doğayı savunan meslek insanlarına emekten ve özgürlüklerden yana mücadele eden sendikalara yurttaşlık hakkına sahip çıkarak temel hak ve taleplerini özgürce dile getiren milyonlara gözdağı verilmek istemiyorum. Tekrar ediyoruz. Demokratik talepler ve eylemler suç değildir. 22 Nisan 2022'den bu yana hayatlarından 1,5 yılları çalınan Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay tahliye edildiler. 18 aydır delilsizce cezaevinde bulunan arkadaşlarımız için sevincimiz bu karar ile kursağımızda kalmıştır. Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay için bulunamayan delil 5 arkadaşımız için de bulunamaz. Ortada hiçbir suç olmadığı halde, suça işaret eden hiçbir delil olmadığı halde
bugün itibariyle tam 529 gündür özgürlükleri gasp edilen Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özer'den ve Çiğdem Mater hakkında 18 yıl ağır hapis cezalarıyla birlikte neredeyse 6 yıldır rehin olarak tutulan Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasını kesinleştiren yargı bize diyor ki o mesnetsiz iddianameleri, o sipariş kurguları kabul eden yargı bize diyor ki bizim hukuk ile bir işimiz yok. Bizim hukuk ile bir bağımız yok. Diyorlar ki biz sarayın yargısıyız. Hukuku tanımıyoruz. Bizler de bu keyfi ve hukuk temelleriyle alakası olmayan karara karşı adalet talebimizi yükseltiyor, arkadaşlarımızı ve Gezi'yi savunmaktan vazgeçmiyoruz. Bizler Taksim dayanışması olarak hukukun evrensel üstünlüğünü her koşulda savunan demokrasi güçleri olarak tüm berraklığımızla net bir şekilde söylüyoruz. Hukukla hiçbir bağı bulunmayan bu karar kabul edilemez. Ve bir kez daha hatırlatıyoruz. Hukuk herkese bir gün gerekecektir. Bugün yargıda sipariş iddianamelere ve kararlara imza atanlar, kalemi ellerine aldıklarında kendileri için de gerekecek bir hukukun varlığını ortadan kaldırdıklarının farkında olmalılar. Görüyoruz ki Gezi'de sahip çıkılan değerlerin karşısında insanlıkla, hukukla, evrensel normlarla, meslek etiğiyle, demokrasiyle örtüşmeyen bir anlayış çaresizlikle çırpınıyor. Bu karanlık anlayışa sesleniyoruz. Delilsiz, tanıksız, mesnetsiz yargılamalarla hapislere doldurduğunuz, insanlara yaşattığınız hukuksuzluğun hiç kimseyi sindiremeyeceğini görecek, kendi hukuksuzluğunuzun karanlığında yol alamaz hale geleceksiniz. Bedenimizle, ruhumuzla, hapislerde bıraktıklarımızla, sonsuza kadar yaşatacağımız Ali İsmail'le, Abdocan'la, Mehmet'le, Hasan Ferit'le, Medeni'yle, Ahmet'le, Ethem'le ve Berkin'imizle bu bozuk düzene karşı bir kez daha Gezi'nin gerçekliğine sarılıyoruz. Bir kez daha açıkça söyleyelim. Gezi, ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır. Çaresizce iddia ettiğiniz gibi, içeriden veya dışarıdan bir şefi, reisi, yönlendiricisi, talimat vereni, tepe örgütü, finansörü yoktur. Gezi direnişini suçla, terörle, darbeyle, kalkışmayla anılan bir eyleme dönüştürmenize asla izin vermeyeceğiz. Gezi direnişi paylaşımcı, dayanışmacı ve ölümsüzdür. Yok edilemez, sindirilemez. Memleketin her köşesinde milyonlarca insanın nabzında atmaya ve mücadele alanlarında nefes almaya devam ediyor. Yemekhane zamlarına ve barınma krizine karşı ayağa kalkan öğrencilerde, madene karşı zeytinini savunan köylüde, kazanmadan geri adım atmayan işçi direnişlerinde, grevlerde, şafak operasyonlarını dahi göze alarak gerçekleri duyuran basın emekçilerinde, isyandaki kadınlarda, korusunu, ormanını, bağını, deresini, gölünü savunan her bir yurttaşımızda yaşıyor Gezi, her baskıda yeniden filiz veriyor. Başta Gezi Parkı olmak üzere ülkemizin yeşiline, doğasına, kaynaklarına sahip çıkacak demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden delillere dayanan, objektif ve tarafsız yargılama yapan bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu hukuksuzluk, bu keyfilik,
Bu adaletsizlik, bu vicdansızlık, bu düşmanlık sona erinceye kadar, arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak girecek bu davalardan beraat edinceye kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Gezi, bu toprakların geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek olan eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Hepimiz oradaydık. Gezi onurumuzdur. Taksim'de yaşasın.